İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili tasarı Kongre'ye gelecek şeklinde duyuruldu. Uzun süredir Türkiye'nin F-16, Amerika'dan F-16 alımı ile ilgili bir tartışma sürüyor. En son bu konuyla ilgili açıklama yapıldığında Türkiye'ye verilecek F-16'ların özellikle Türkiye'nin Ege uçuşlarında Yunanistan'ı rahatsız etmeyecek biçimde kullanılması gibi çeşitli şartlara bağlanması ihtimalinden bahsedilmişti. O tarihte Türkiye devletinden çeşitli bakanlıklar düzeyinde birçok açıklama gelmiş ve F-16'ların Türkiye tarafından alınmasında herhangi bir şart ortaya konulursa Türkiye'nin F-16 alımından vazgeçeceği bildirilmişti. F-16 hikayesinin nereye doğru evrileceği aslında tartışma konusu. Önümüzdeki hafta tasarı Kongre'ye gelse bile Kongre'de gerçekten bir destek bulacak mı? Çünkü Kongre'nin bu konuyla ilgili komitesine başkanlık eden Bob Menendez ismindeki bir senatör özellikle bu tür durumlarda Türkiye'ye karşı açıklamalarıyla tanınıyor. Yine benzer açıklamaları şu sıra Bob Menendez yapmaya devam ediyor ve Türkiye'ye F-16 satışlarını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiriyor. Öte taraftan daha önce bu konu gündeme geldiğinde Türkiye'ye F-16 satışları ile ilgili olarak Mitsotakis bile Amerikan Kongresi'nde konuşma yapmış ve Türkiye'ye F-16'ların satılmaması gerektiğini dile getirmişti. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Yunanistan'a F-35'lerin hem de en gelişmiş versiyonlarının verilme ihtimali, buna karşın Türkiye'nin verilmeyen F-35'leri ve F-16 meselesinde de bu işin uzun süreye yayılması ve hatta verilip verilmeyeceği, satılıp satılmayacağı konusunun tartışmalı hale gelmesi Türkiye açısından rahatsız edici bir durum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili olarak Amerika'da çeşitli temaslarda bulunacağını dile getirdi ve Amerika'ya hareketi gerçekleşti. Mevlüt Çavuşoğlu muhtemelen Türkiye'nin F-16'lara ilişkin şartlarını ve taleplerini, beklentilerini dile getirecektir. Ama bizim aslında F-16 hikayesinin başından itibaren nasıl evrildiğini düşündüğümüzde çeşitli sonuçlar çıkarabileceğimizi veya aslında bazı soruları sormamız gerektiğini düşünüyoruz. F-16 hikayesi bildiğiniz gibi Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılmasından sonra gündeme geldi. F-16'lar 4. nesil savaş uçaklarıdır ve Türkiye uzun yıllardır F-16'ların çeşitli modellerini kullanarak hava savunmasını veya hava kuvvetlerini F-16'lar üzerine dayandırmıştı. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Amerika tarafından üretilen F-16'ları kullanması veya çoğunlukla F-16'lara bağlı kalması çok şaşırtıcı bir durum değildir. Ama özellikle F-35 projesine Türkiye'nin dahil olmasındaki sebep, 4. nesil savaş uçaklarının döneminin artık yavaş yavaş kapanmakta olduğu ve 5. nesil savaş uçaklarına geçiş yapılması gereğiydi. Bu çerçevede 5. nesil savaş uçağı olan F-35 aslında F-16'dan birçok açıdan farklılık içeriyor. Bir konsept değişikliği, aslında savaş uçaklarının doğasının değiştiği söyleniyor 5. nesille. Çünkü 5. nesil savaş uçakları daha çok yazılımla ve benzeri meselelerle gündeme geldiği için, çok daha gelişmiş versiyonlar olduğu için 5. nesil savaş uçakları devreye girmeye başladığı andan itibaren hava üstünlüğünün tabii ki 5. nesilde olacağı, 4. nesil savaş uçaklarının bu açığı pek kapatamayacağı düşünülüyor. Bu nedenle Türkiye zaten F-35 projesinin parçasıydı ama Amerika Birleşik Devletleri ile uzun yıllar yaşanan gerilimlerin sonunda S-400 meselesi de bahane edilerek Türkiye'ye karşı, Türkiye bildiğiniz gibi F-35 projesinden çıkartılmıştı. Türkiye F-35 projesinden çıkartıldığı için özellikle belli bir döneme kadar Türkiye'nin hava savunmasında veya hava hakimiyetinde sorun yaşayabileceğini, bugün olmasa bile önümüzdeki dönemde çeşitli sorunlar yaşayabileceği söyleniyor. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında teklifiyle Türkiye F-16'ların son modeli olan Block 70 uçaklarına talip oldu.
Block F-16, Block 70'ler aslında F-16'ların son modeli olacak ve ondan sonra F-16'lar üretilmeyecek. Bu uçaklardan yaklaşık 40 tane alınması planlanıyor Türkiye tarafından. Buna karşılık şu an Türkiye'nin elinde bulunan 79 F-16'ya da özellikle modernizasyon kitinin eklenmesi gerekiyor. Bütün bunlara baktığınızda aslında bu alımlar için Türkiye'nin milyarlarca dolar ödeyeceği biliniyor. Ve bu çerçevede aslında birkaç soru gündeme geliyor. Mesela gerçekten F-16'lar bu kongrede görüşüldü ve sonrasında F-16'lar gerçekten Türkiye'ye teslim edilecek mi? Bu modernizasyon kitleriyle ilgili satışlarda herhangi bir sorun yaşanabilir mi? Bir yönüyle baktığınızda Amerikan hükümetinin, Biden hükümetinin kongreye resmi olmasa da gayri resmi kanallardan F-16'ların Türkiye'ye satılmasının Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı olmadığı yönünde tavsiye niteliğinde bir beyanatta bulunduğu söyleniyor. Ama bu beyanat gelmiş olsa da kongreye, biliyorsunuz Amerikan hükümet sisteminin işleyişinde kongre bunu onaylamak mecburiyetinde değil. Kongre bunu onaylamadığı müddetçe de F-16'lar Türkiye'ye satılmaz. Ama yine daha önceki örneklerden Amerika ile Türkiye'nin uzun yıllardır müttefiklik ve silah alım satım işlemleri üzerinden baktığımızda şunu aslında kaba taslak söyleyebiliriz. Eğer gerçekten hükümet satış yönünde desteğini gerçek anlamda isteyerek verirse bu tür durumlarda kongrenin genel olarak ikna olduğunu söyleyebiliriz. Ama hükümet sanki destek veriyormuş gibi yapıp aslında satmayacağı, satmak istemediği malzemeler için kongreden red kararlarını da Türk-Amerikan ilişkileri tarihi içerisinde çeşitli dönemlerde aldırmıştır. Bu nedenle hükümet tarafından yapılan, Biden hükümeti tarafından Türkiye'ye satılmasının uygun bulunduğuna dair açıklamaların üstü kapalı da olsa yapılmış olması otomatik olarak kongreden bu kararın çıkabileceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Türkiye, başta Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere bu konuyla ilgili görüşmelere gitti. Fakat F-16'ların hala dediğimiz gibi bu tür kongre süreçlerinde oldukça uzun bir zamana yayılarak hala satılmama ihtimalini bir yerlerde tutmak, bulundurmak, akıldan çıkarmamak gerekiyor. Öte yandan şu bile tartışma konusu olabilir. Türkiye özellikle milli muharip uçağını üretmekte bu kadar mesafe almışken ve o milli muharip uçağın üretiminin tarihi daha da öne doğru çekilmeye başlanmışken gerçekten Türkiye F-16'ları tercih etmeli mi? Konuyla ilgili çeşitli uzmanların görüşlerine başvuracak olursanız aslında milli muharip uçak devreye girene kadar F-16'lar o aradaki mesafeyi, yani milli muharip uçak bildiğiniz gibi 5. nesil bir savaş uçağı olacak. O üretip seri üretime girip orduya teslim edilene kadar, hava kuvvetlerine teslim edilene kadar arada geçen sürede Türkiye'nin F-16 Block 70 modeline ihtiyaç duyabileceği, eğer bunlar alınırsa Türkiye'nin herhangi bir şekilde hava üstünlüğünü bölgesinde kaybetmeyeceği söyleniyor. Ama dediğim gibi bu konu aslında bizim çok yakından bilemeyeceğimiz, muhtemelen devletin kaynakları içerisinde daha iyi bilinebilecek bir mesele. Ama şu an itibariyle milli muharip uçağın takviminin daha öne gelmeye başladığını düşünürsek ve aslında F-16'lara sahip olmanın da uzun yıllar Türkiye-Amerikan ilişkilerine etki edeceğini ve hatta bunun Türk savunma sanayi üzerinde de etki edeceğini düşündüğünüzde insan sormadan edemiyor. Belki de belli bir dönem milli muharip uçağı beklemek, belki de F-16'ları tercih etmemek söz konusu olabilir mi? Ama burada önemli bir nokta var. O da şu, F-16'lar mesela Block 70 modeli satın alınmasa bile özellikle 79 savaş uçağı için Türkiye'nin modernizasyon kitine ihtiyaç duyduğu ve o modernizasyon kitinin asıl önemli olduğunun da uzmanlar altını çiziyor. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu, özellikle Türk-Amerikan ilişkileri açısından tam da Türkiye'nin savunma sanayiinde büyük atılımlar gerçekleştirdiği bir dönemde F-16 meselesi
gündemde karşımızda duruyor. Hala Amerika bu konuda çok net bir pozisyon almış değil. Türkiye her zaman olduğu gibi elini oldukça açık bir şekilde oynuyor ve eğer verilirse Türkiye'nin F-16'ları satın alabileceği dile getiriyor. Bu zamana kadar Biden hükümeti daha önce yaptığı bütün açıklamalarda bununla ilgili bir sorun yaşanmayacağını dile getirmiş olmasına rağmen gördüğünüz gibi mesele hala Kongre ve benzeri alanlarda tıkanma gayretleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Hem bunun etrafında hem de diğer bazı maddelerin etrafında Türkiye F-16 meselesinin müzakeresini belki de Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik ilişkileri bütünüyle koparmamak için bir araç olarak bile kullanıyor olabilir. Gelin ayrıntısını bir konuğumuzla beraber değerlendirelim. Daha ayrıntılı bir şekilde tartışalım. Bakalım F-16 konusu Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Buyurun. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Briefing saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam bu F-16 hikayesi biraz yılan hikayesine dönüşecek mi? F-35'teki gibi bir sorunla karşılaşabilir miyiz? Buna dair ilk kanaatleriniz, sizin ilk kanaatleriniz nelerdir? İsterseniz bununla başlayalım. Günümüzde pek çok konunun güvenlikleştirilmesi konusu gündemdeyken bu meselenin de yine siyasi bir kaldıraç olarak kullanıldığını en başta sizin de biraz önceki yayında ifade ettiğiniz gibi söylemek gerekiyor. Yani tek başına bu savunma sanayi ve bu mühimmatın temin edilmesi, bu uçakların temin edilmesi meselesinden çok daha farklı meseleler gündemde. Bir tür satranç oyunu sergileniyor ve bu satranç oyununda sadece Türk-Amerikan ilişkileri değil, Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri, Türkiye'nin özellikle İngiltere ile yakın dönemde geliştirdiği ilişkiler ve İtalya ile son dönemde müzakerelerinin de yine dikkate alınması gerekiyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Eş zamanlı olarak farklı yerlerden gelen açıklamalar. En sonunda 9 Ocak tarihli Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu Dairesi'nden iki uzmanın hazırladığı bir rapor var. Türkiye-Amerikan ilişkileri üzerine dair. Ve bu analizde de sizin biraz önce işaret ettiğiniz üzere Türkiye'nin zaten hali hazırda bu uçağın bir başka modelini, daha üst bir modelini, 5. sınıf diye adlandıran modelini geliştirmek üzere oldu. O aradaki dönemde o açığı kapatabilmek için tek alternatiflerinin F-16 olmadığını da altını çiziyorlar. Özellikle İngiltere ile geliştirilen ilişkiler, yine farklı alternatiflerle ilgili müzakerelerin yürütülüyor olması ki bunların içine Su-35'ler de dahil, Rus uçakları, bunların olması Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın bu raporunda eğer dile getiriliyor ise burada Türkiye'nin bu anlamda da daha önceki meselelerde olduğu gibi alternatiflerinin olduğunu öne sürmesi önemli. Ama siz de yine işaret ettiniz. Kendi savunma sanayimizde yaptığımız o atılımla o Kızıl Elma'nın geliştirilmesiyle zaten süreç çok farklı bir yere evrileceği için Türk-Amerikan ilişkilerindeki bu parametrenin ömrü kısa. Bu kısa ömürde de şu anda yine bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. O raporda da işaret ediliyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Ukrayna meselesi sonrasında bu bölgedeki gelişmelerin Türkiye'nin lehine bir şekilde, Türkiye'nin stratejik önemini arttırır bir hale gelmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri gibi batılı ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini geliştirme ihtiyacı ve tabii Orta Doğu'da Suriye'deki özellikle Rusya'nın güçlerini çekme durumu sonrasında oluşacak boşluğa kimin geleceği meselesinde yaşanan büyük kavga. Hocam bu Biden yönetiminden işte Kongre'ye tavsiye şeklinde, yani bunu resmi bir dille de iletmediler. Benim için o resmi dille iletmedikleri müddetçe orası hep bir soru işaretidir. Ama onu biraz sizin açmanızı isteyeceğim. Yani o tavsiyede şöyle bir ifade geçtiği belirtiliyor. Türkiye'ye F-16 Block 70'lerin satılması ve modernizasyon kitlerinin satılması Amerikan çıkarlarına uygundur niteliğinde bir açıklama. Şimdi bu sadece Kongre'yi ikna etmek için kullanılan bir ifade midir? Yoksa Amerikan çıkarlarına gerçekten uygunsa hangi açıdan uygundur? Yani bu Amerikan çıkarlarına uygun demek
ne anlam ifade ediyor? Yani evet, satılmasında bir sorun yoktur'u söylüyor zaten de Amerikan çıkarlarıyla mesela nasıl bağdaştırıyor? Nedir burada Amerikan çıkarı mesela F-16'ların Türkiye'ye satılmasında? Amerika Birleşik Devletleri giderek farklı bir şekilde dünya siyasetindeki kullandığı araçları değiştiriyor ve dönüştürüyor. Ve önem verdiği coğrafyaları da değiştiriyor, dönüştürüyor. Burada Asya Pasifik öne çıkarken Orta Doğu coğrafyasının gerilediğini görüyoruz. Ama hala bu coğrafya içerisinde, yani gerilemeye başladığı yer, coğrafyalarda dahi hala stratejik çıkarları var. Nedir bu? Biden'ın iktidara gelişiyle beraber yönelimin artık çok net bir şekilde Asya Pasifik olduğu ifade edildi. Rusya ve Çin hedef olarak gösterdi ki burada Rusya'nın hala müzakere edilmesi sebebiyle Çin'in yanındaki bloğa alınma ihtimali hala bulunuyor gibi görünüyor. Ama bu coğrafyada eğer Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde kendi ulusal çıkarlarına aykırı, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarından söz etmemiz gerekiyor, öyle bir oluşum olması durumunda bir şekilde burada da varlık gösterebilmek istiyor. Bir şekilde burada da bir elinin olmasını istiyor. Bunun için de bu coğrafyada bulunan ülkelerin yönelimlerinin nereye doğru olduğunun dikkatle izlendiğini biz görüyoruz. O raporda da buna işaret ediliyor. Türkiye'nin geliştirdiği ilişkiler, Çin'le geliştirdiği ilişkiler, Rusya'yla geliştirdiği ilişkiler, bölge ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler bu anlamda önem taşıyor. İşte bu noktada İngiltere parametresinin ben önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu coğrafyadaki gelişmeleri izlerken, her ne kadar daha çatışmalı gibi görünse de Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde daha işbirliği modellerinin derinleştirildiğini biz görüyoruz. Çatışmacı bir model izlenmiyor. Bu da büyük güç mücadelesi dediğimiz mücadelede Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ne kadar aynı kapta gibi görünseler de bir şekilde rakip olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Amerikan çıkarları bir şekilde bölgelerde ittifaklar kurulurken kendi lehlerine olmayan ittifaklar olması durumunda da bir değişikliğe gidiyor. Bu noktada da yine Doğu Akdeniz meselesi karşımıza çıkıyor ve tabii ki Kıbrıs meselesi karşımıza çıkıyor. Hocam şimdi mesela Türkiye'nin yönelimini değerlendiriyor diyelim Amerikan yönetimi. İşte raporlar hazırlanıyor vesaire. Bunu yaptıklarında karşılarına Türkiye'nin yönelimine dair hiç de kendileri için hoş olmayan bir resim çıkıyor aslına bakarsanız. Biraz önce tarif ettiğiniz gibi Rusya ile yakınlaşma, Çin ile işbirliğini sürdürmek, alternatif bir dünya düzenini savunuyor olması Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri ile birçok alanda yaşadığı gerilim, gerginlik, Suriye'den tutun da NATO'nun işleyişine kadar birçok alanda çeşitli sorunlarımız var. Böyle bir değerlendirme yaparken şunu düşünmesi lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Türkiye'nin daha fazla güçlenmemesi ve hatta Türkiye'nin biraz da gücünün kırılması gerektiğini. Şimdi her ne kadar NATO müttefiki olsak da bu ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Amerika F-35'leri vermeyerek zaten bunu yaptı. Veya işte bugün F-16 meselesinde hala bunları veya birçok alanda çeşitli görünür veya görünmez ambargolar uygulayarak Türkiye'nin gücünü kırmaya çalışıyor. Şimdi bu değerlendirmeyi yaptığında şu mu etkili oluyor? Yani Türkiye F-16'yı, hani Türkiye evet çok bizim F-35 vereceğimiz bir ülke değil ama F-16'larla en azından hala bir yerde tutmaya çalışmak mıdır oradaki Amerikan çıkarı? Karşılığında, yani o yaptığı hamle karşısında Türkiye'nin alternatifleri olması buradaki temel mesele. Rusya'ya gitmesin, İngiltere'ye gitmesin. Aynen, işte Eurofighter dediğimiz, Typhoon dediğimiz, aynen farklı yerlere gitme durumunda oluşabilecek stratejik boşluk Amerika Birleşik Devletleri için, Amerika'nın dış politika öncelikleri açısından bu coğrafya önemi arttığı için burada enerji parametresinden, gıda güvenliğinden, iklimle beraber oluşabilecek iklim göçü meselesi, bütün bu parametreleri değerlendirdiğimizde burası merkez ülke, hatta orta koridor ifadesi de kullanılıyor. Şimdi böyle bir coğrafyayı, coğrafyanın kiminle işbirliği yaptığı çok önemli. Eğer siz bir şekilde bu süreci daha çıkmaza doğru götürürseniz, belli engeller karşısına çıkartırsanız, neyi kaybedersiniz? Bunun hesabı yapılıyor. Ve bu noktada da Amerikan Dışişleri Bakanlığı her zaman için Amerikan dış politika yapımında farklı etkileri bulunan farklı kurumlar içerisinde Türkiye'nin stratejik önemini en fazla altını çizen kurumdur. Ve böyle bir yapıda
her krizli dönemde dahi olmak üzere Türkiye hiçbir ülkeye kaybedilemeyecek kadar önemli stratejik bir ülkedir ifadesi her zaman için Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılmıştır. Buradaki temel mesele Amerikan dış politikasında farklı kurumların ve yapıların etkisinin bulunması. Trump döneminde bu değişmişti. Bütün o güçler sadece başkanlık ofisinde toplanmıştı. Gerek bütçelerinin gerekse işe alımlarının kesilmesiyle. Ama Biden'la beraber o sürece geri dönüldüğü için Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar o güçler işte Pentagon'dur, Dışişleri Bakanlığı'dır, başkanlık ofisidir. Bunlar tekrar lobi grupları aracılığıyla kongreyi de dahil etmek lazım Menendez meselesiyle beraber. Tekrar bunlar süreçte yapım aşamasında etkilerini göstermeye başladılar. Ama buradaki temel parametre şu, karşılığında neyi kaybedecek Amerika Birleşik Devletleri? Bu temel soru ve bu temel sorunun cevabı kısa vadede o kadar az gibi görünüyor olsa da orta ve uzun vadede bu geliştirilecek olan işbirliklerinin Amerikan çıkarlarına ne kadar zarar verme potansiyeli olduğunu. O zaman biraz daha açmanız için fırsat olması açısından bir şey daha sorayım hocam. Yani Türkiye'yi kaybetmemek için. Hani evet gerilimli ilişki falan filan ama gene de Türkiye burada işte bizimle işbirliğine F-16 üzerinden de olsa devam etmeli. F-35 almasa da F-16 ile biz o kurumsal ilişkiyi sürdürmeliyiz. Amerika hala Türkiye ile böyle bir ilişki sürdürebileceğine Türkiye'nin aslında biraz da kopmuş olduğunu düşünmüyor mu? Yani hani bir yönüyle baktığınızda birçok alanda veya bu F-16 meselesi tek başına Türkiye'yi Amerika'yla iyi bir raya tekrar sokabilir mi? Amerika gerçekten burada Türkiye'ye F-16 projesiyle yakınlaştığında Türkiye'nin hala Amerika ile birlikte hareket edebileceğinden emin olabilir mi? Ben burada daha ciddi bir öz eleştiriden bahsedeyim. Amerika'nın önde gelen isimlerinden yapılan öz eleştiriden bahsedeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Suriye'de uzun vadeli işbirliği yapabileceği bir devlet gibi meşru bir yapı var iken meşru olmayan yapılarla işbirliği yapmasının ne kadar büyük bir stratejik hata olduğunu James Jeffrey ağzından dile getirmeye başladı artık. Ve bunu artık her kameralar önünde yapmaya başladı. Bu çok büyük bir stratejik hataydı. Devlet gibi meşruiyeti ve uzun yıllar orada var olacağı bilinen bir yapı yerine gayrimeşru yapılarla, meşruiyeti problemli yapılarla işbirliği yapmasının Amerika'nın stratejik çıkarlarına ne kadar zarar verdiğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Yani bir şekilde bugüne kadar izlenen stratejinin ne kadar Amerika'ya pahalıya mal olduğunu ve bundan sonra mal olma riskini ifade eder hale geldiler. Bunun bir temel sebebi daha var. Nasıl savunma sanayinde bir değişim dönüşüm yaşanıyorsa Türkiye'de İHA SİHA ile bunu yaptıysa, buna bir katkıda bulunduysa 21. yüzyıl tehditleri ve onlarla mücadele araçları da değişiyor ve dönüşüyor. Dolayısıyla kimlerle işbirliği yaptığınız o yüzden çok önemli. F-16 meselesi o yüzden çok önemli. F-35 meselesi ve hatta savunma sistemleri, S-400 meselesi, Patriot meselesi bunların çok çok ötesinde meseleler gündeme gelecek ve bu noktada yine ülkeler birbirleriyle rekabet etmeye başlayacaklar. Kim kiminle işbirliği halinde. Ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Batı ülkeleri bir şekilde bu yapılarla işbirliği yapmak veya bir ülkeyi diğer bir ülkeye kısa vadeli olarak kısa vadeye bakarak tercih etmenin maliyetini ödemeye başladılar. İşte bundan sonraki süreçte Türkiye gibi ülkeler bir seçim yapacaklar ve bu Türkiye gibi ülkelerin yaptığı seçim bütün dünya siyasetinde etki yapacak. Nasıl? Türkiye önceden sadece bölge krizlerine müdahale eder ve onlarca çözüm bulurken gıda krizinde olduğu gibi, tahıl koridorunda olduğu gibi daha küresel sorunlarda da etki gösterir hale geldi. Önümüzdeki dönemde enerjide de bunun olacak ve savunmada da olacak. O zaman Türkiye açısından bakalım hikayeye. Mesela Amerikan yönetimi bunun satışının Amerikan çıkarlarına uygun olduğunu dile getiriyor.
Yani işte birçok açıdan baktığınızda bugün Amerika ile Türkiye'nin birçok rekabet alanı var, birçok sorunlu alanı var, rekabet alanı demesek bile. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığınızda Amerikan çıkarına olan bir şey otomatik anlamda Türkiye'nin çıkarına olmayabilir mi? Oradaki ayrıntı nedir? Çünkü Amerika'nın faydasınaysa Türkiye'ye çok faydalı gözükmüyor. Bu anlamda Türkiye ne düşünüyor burada? Bakılması gereken bir yer daha var diye düşünüyorum. Amerika'daki lobi gruplarının ne yönde karar çıkması yönünde baskı yaptığı. Bu noktada da eğer F-16'nın verilmemesi yönünde bir baskı varsa bu lobi gruplarının da lobilerinde daha çok Rum ve Ermeni lobileri olduğunu biliyoruz artık. Hı-hı. İşte o noktada demek ki Türkiye için faydalıdır. Bu kadar fazla zaten baskı yapılmasının altında ve sadece belli isimlerin Amerikan Kongresi'nde sadece belli isimlerin öne çıkmasının sebebi bu lobilerle bu kongre üyeleri arasındaki seçim kampanya sürecindeki finansal destek meselesi. Diğer eğer gerçekten farklı bir şekilde farklı bir yönelim olsa veya daha geniş kitleden bir cevap gelse Amerikan Kongresi oradan o zaman çok daha farklı bir şekilde bakılabilir. Ama eğer böyle bir yönelim varsa sadece belli kongre üyeleri sürekli bunu dile getirir hale geldilerse ki ben yine hatırlatayım, Ukrayna meselesi geldiği anda Menendez dahil olmak üzere o kongre üyeleri biz Türkiye'ye F-16 vermeliyiz ifadesini kullandılar. Neden? Çünkü buradaki istikrarsızlığın, burada oluşabilecek bir istikrarsızlığın Amerikan çıkarlarına olası olumsuz etkilerini düşünmeye başladılar. Tabii ki Türkiye'nin buradaki seçimi kendi milli savunma sanayini giderek daha fazla yatırım yapmak ama şu geçiş sürecini de yaşarken Türkiye'de bulunduğu coğrafyanın şu anki stratejik öncelikleri bağlamında bulunduğu noktayı iyi değerlendirmek istiyor. Ama bunu yaparken şöyle bir fark var. Türkiye artık bağımlı değil. Daha alternatifleri de göz önüne alarak müzakere sürecini yürüten ve bunu yapabilen bir ülke. Böyle olduğu zaman da işte Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Türkiye'nin kaybedilebilir bir ülke olduğunu düşündüğü için daha farklı bir şekilde masaya gelme durumunda kalıyor. Şimdi mesela o zaman siz genel itibariyle Amerika'nın Türkiye'ye yönelik bakışının önümüzdeki dönemde daha iyimser bir bakış olacağını yani işte Türkiye ile bazı meseleleri beyaz bir sayfa diyelim beyaz bir sayfa açarak işte bu F-16'dan başlayarak birçok alanda Türkiye ile daha fazla en azından müzakere ederek ilişkileri iyi tutmaya yönelik bir irade geliştirebileceğini mi düşünüyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı'nda böyle bir irade var ama ben buradaki farklı parametreler olduğunda göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ne kadar fazla daha özgür bir şekilde hareket edebileceği, o kapasiteyi artırabileceği meselesi. Mesela bir yine hatırlayalım doğalgaz ticaret merkezi olma meselesi gündeme gelmişti. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan bir olumsuz cevap geldi. Yani o kadar güçlenmesi isteniyor mu? Orada çok büyük tabii bir soru işareti var. Türkiye o noktada kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yatırımlarını yapmaya devam edecek. Hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri de bir değişim dönüşüm olduğunu da görmek gerekiyor. Yani şu anki Biden iktidarının ne kadar süreceğiyle ilgili çok ciddi spekülasyonlar yapılıyor. Ve bir Kamala Harris ismi geldiği zaman kongre ne şekilde değişecek? Son dönemde Amerika içerisinde çok ciddi sıkıntılar var. Bir sözcü bile seçilemedi. 6. 7. turda seçilebilen. Bunlar Amerika içerisinde de çok içte çok ciddi krizler olduğunu bize gösteriyor. Bütün bunlar içerisinde ne kadar fazla mesai ayırabilir bu tür meseleleri tartışmaya ne kadar ayırabilir veya o isimler artık o kadar etkin olabilir mi kongrede? Bence bunlar da yine parametreler. Aslında bir bakıma şunu da mı söylemiş oluyoruz? Yani yanılıyorsam o zaman hocam düzeltin. Yani bir bakıma aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki gerilim arttı birçok konuda. Hı hı. Ama bir türlü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi o istediği noktaya ittiremedi, oraya sıkıştıramadı. Türkiye bir şekilde ayakta kalmaya, kendi kaynaklarıyla bunları üretmeye vesaireye başladı. Şimdi bu önemli yani bizim
Türkiye olarak muhtemelen Amerika ile kavga edelim diye bir derdimiz yok. İyi ilişkilere sahip olmayı tabii ki tercih edebiliriz. Ama uzun süredir Amerika'nın Türkiye ile müzakere etmediği veya işte yalan söylediği Münbiç gibi meselelerde, PYD'ye yönelik tavrı, FETÖ meselesi birçok alanda görmezden geldiği, hiç müzakere dahi etmediği başlıklar var. O başlıklar olmasa mesela hani Türkiye'nin Amerika ile doğrudan doğruya bir alıp veremediği olmaz ama son dönemde bu ve o alanlarda sanırım hani Türkiye'yi bir türlü işlediği çizgiye çekemediği andan itibaren biraz Türkiye'nin iradesini kabullenmek zorunda kaldığı ve bu nedenle müzakere yöntemini seçtiği gibi bir noktaya mı varıyoruz? Evet, yani bölgedeki özellikle jeopolitik kırılmalar ve risklerin bir anda çok yüksek perdeden dile getirilir hale gelmesi resmen bir U dönüşüne sebep oldu. Aynı bu Menendez gibi isimlerin Türkiye'ye F-16 vermeliyiz açıklaması yapmasına varacak kadar çok ciddi bir U dönüşüne sebep oldu. Bu en son Suriye meselesinde PKK, PYD, YPG terör örgütü de mesela işbirliği yapılmasının stratejik bir hata olduğunu dile getirecek kadar, önemli isimler tarafından dile getirilecek kadar bir dönüşe sebep oldu. Bundan sonraki süreçte bu ne kadar sürdürülebilir? Belki şöyle bir yöntem izlenirse biraz daha bu meseleler farklı bir şekilde ele alınabilir. Fonksiyonelist yaklaşım, yani Avrupa Birliği'nin kuruluşunda olduğu gibi siyasi çözümü zor olan meseleler yerine daha siyasi olmayan meselelerde işbirliği geliştirilmesi aracılığıyla bir güven zemini tesisi, onun üzerinden diğer siyasi alanlara teşmil edilmesi. Ama buradaki temel problem şu: dünyada her şey o kadar hızlı değişiyor ki en son Japonya ile Hindistan'ın beraber askeri tatbikat yapacağı ile ilgili bir haber düştü. Bu inanılmaz bir riskin de o coğrafyada olduğunu gösteriyor. Şimdi böyle olduğu zaman eğer orada gerçekten çok ciddi bir risk varsa Amerika Birleşik Devletleri aynı anda bu coğrafyada da istikrarlı bir işbirliğini mi tercih eder, çatışmacı bir süreci mi tercih eder? Bence buradaki temel mesele Amerika'nın yapmak zorunda kalacağı seçim bu olacak. Aynı anda kaç cephede bulunabilir Amerika? Zaten ekonomik krizde bu kadar ciddi bir şekilde ayak seslerini duyarken bunun da çok mümkün olmadığı ortada. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Yani çünkü Amerika'nın tek derdi Türkiye değil. Amerika'nın koca bir dünya tahtası üzerinde ilgilenmesi gereken noktalar var. Asya Pasifik dediğiniz gibi bunların başında geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı bunların başında geliyor. Bu böyle bir düzlemin içerisinde Türkiye'yi sonsuza kadar kaybedeceği, Türkiye'yi bütünüyle dışarıda bırakacağı bir resmi tercih etmeyebilir ama bir de şunu söyleyenler var. Amerika Birleşik Devletleri aslında zihninde, yani şey olarak tarif edecek olursak, bir çizgi çizdi. O çizgi de aslında Yunanistan'dan geçiyor. Türkiye ile anlaşamayacağını, Türkiye'nin artık Amerika Birleşik Devletleri'nin kulvarında koşmadığını, onunla beraber iş yapmadığını gördükten sonra aslında Yunanistan üzerinden bir çizgi çektiğini ve o savunma hattını oradan itibaren kuracağını söyleyenler de var. İşte mesela Dede Ağaç'a yapılan yığınak, Yunanistan'ın bir askeri üse çevrilmiş olması, Türkiye F-16'larda bile hık mık ederken Yunanistan'a F-35'lerin son modellerinin verilmesi, bu sayede Türkiye Yunanistan'ın en azından hava savunması bakımından dengesinin Yunanistan lehine bozulma çabasını sağlamak gibi. Sanki burada da böyle bir denge veya dengesizlik arayışını gösteren çeşitli örnekler de var. Şimdi bunu o zaman nasıl değerlendireceğiz? Yani işte bu görüşe göre Yunanistan sanki biraz Türkiye'nin başına da bela edilmek isteniyormuş gibi bir durum söz konusu. Bu noktada belki şu gerçeği de ifade etmek gerekiyor. Yunanistan bir taraftan hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa ülkeleriyle böyle bir ilişkiye doğru ilerlerken eş zamanlı olarak Pire Limanı'nı Çin'e bir 50 yıllığına daha kiralıyor. Şimdi hangi tarafa doğru nasıl bir hamle yaptığı, ne kadar güvenilir olduğunun da sorgulanması, gün gelecek bu da olacaktır. Bir diğer parametre, bu coğrafyada, bu bölgede etkisi olan ülke sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Çıkarı olan ülke. İngiltere gibi bir ülke var. Yine Akdeniz meselesinde Fransa var, İtalya var.
İtalya var ve bu ülkeler de bu süreci de yakından takip ediyorlar. Ve tabii ki Suriye meselesiyle beraber Akdeniz'de varlı olan bir Rusya var. Şimdi bütün bu parametreleri değerlendirdiğimizde sadece bu ikili ilişkiler üzerinden bakar isek bu ülkelerin bu duruma nasıl baktığı, ne şekilde cevap verdiği veya cevap verme olasılığı olduğunu düşündüğümüzde pek de olumlu bir tablo ortaya çıkmıyor. Orada da bir çatışmacı düzlem ortaya çıkıyor. Ve çatışmacı düzlemde kimin gücünün kime yettiği meselesinde de artık dengeler eski dengeler gibi değil. Çok daha farklı parametreler var. Biz artık mücadelenin siber alanda devam ettiğini biliyoruz. Ticari zeminde devam ettiğini biliyoruz. Hatta Avrupa içerisinde öyle bir noktaya gelindi ki o birlik ifadesinden, birlik yaklaşımından alternatif yapılara doğru gidildiğini görüyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman da ne kadar bir topyekün tek bir blok halinde monoblok dediğimiz batı bloğu var. İşte bu sorgulanmaya başlıyor ve bu sorgulamada da Türkiye'nin nerede bulunduğu çok önem taşıyor. Çünkü artık özgür ağırlığından daha fazla olan bir Türkiye var ve gelecekte bu daha da artacak. Dolayısıyla böyle bir karmaşanın içerisinde Amerika'nın da temkinli hareket ederek en azından Türkiye'yi yakınında tutmaya yönelik bir çaba geliştirdiğini söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten faydalı bir tartışma oldu. Umarım izleyenler de aynı kanaattedir. Umarım izleyenler de konuya dair bilgi edinmiştir. Bu akşamlık bizden bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Thank you.